Yatırım ortamının iyileştirilmesi koordinasyon kurulunun kıymetli üyeleri, sayın bakanlar, başkanlar, iş dünyamızın değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2024 yılının ikinci YOİK toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımızda öncelikle 2024 YOİK eylem planı gelişmeleri çerçevesinde kurumlarımızca sürdürülen çalışmaları ele alacağız. Ardından Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini ve Eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığımız Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıklarını değerlendireceğiz. Bunların yanı sıra 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde güncellemekte olduğumuz yeni orta vadeli program hususunda kurul üyelerimizle istişarelerde bulunacağız. Değerli katılımcılar, 1 Mart 2024 tarihinde iş dünyamızla birlikte cari açığı azaltıcı, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı unsurlara odaklanarak 57 maddeden oluşan eylem planımızı belirlemiştik. Eylem planımızı hızla hayata geçiriyoruz. Mart ayından bu yana belirlemiş olduğumuz 57 eylemin 10'u tamamlandı. 6 eylemde ise son aşamaya gelmiş durumdayız. Kalan 28 eylemde ise %50 ve üzerinde gerçekleşme sağlanmış durumdadır. Bu kapsamda yatırımcılarımızın önemli üzerinde durduğu kişisel verilerin korunması kanununda değişiklik yapıldı. Kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesaklaştırılması sağlandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ek kapasite kurulumuna imkan sağlandı. Yatırımların artırılması, yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla çok sayıda düzenleme hayata geçirildi. Bunların arasında uzun vadeli yatırım kredileri, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesine yönlendirilmesi, nitelikli personelin uzaktan çalıştırılması uygulamasının uzatılması gibi adımlarımız var. Temmuz ayında yayımlanan düzenlemeler ile ikiz dönüşüme, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik desteklerin altyapısı oluşturuldu. Özel sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek ve katma değeri yüksek yatırımları önceleyen bir anlayışla teşvik sistemimizi sadeleştiriyoruz. Kıymetli kurul üyeleri, özel sektörle yaptığımız istişarelerde iş gücü açığı ve iş gücünün özel sektörün ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi ihtiyacı sıklıkla dile getirilmektedir. Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefimiz doğrultusunda geçtiğimiz kurul toplantımızda istihdam politikaları ve mesleki eğitimle ilgili özel bir çalışma yapılması kararı almıştık. Bu konuda görevlendirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz Başkanlığı'nda Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu oluşturuldu ve çalışmalarına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz koordineli olarak özel sektör ve ilgili kamu kurumlarımızla işbirliği halinde eylem planı ve somut işbirliği projeleri üzerinde çalışıyor. Herkesin bir mesleği olmalı sloganıyla hazırlanan mesleki ve teknik eğitim politika belgesi ise geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek, öğrencilerin sektörle entegrasyonunu sağlamak ve pratik becerilerini arttırmak için bölge okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul modelleri gibi yaklaşımlarla özel sektörle işbirliği esasına dayalı yeni ve uygulamalı bir eğitim yaklaşımını hayata geçireceğiz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki sonbahar döneminde de yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili önemli konular gerek teknik düzeyde gerek meclis çalışmaları düzeyinde gündemimizde olacaktır. 4054 sayılı Rekabet Kanunu'nda değişiklik yapılması
ve iklim değişikliği kanun tasarısı meclisimizin yeni yasama döneminde gündeme alınmasını beklediğimiz öncelikli konular arasında yer alıyor. 2026 yılında yürürlüğe girecek AB sınırda karbon düzenlemesini dikkatle takip ediyoruz ve bu çerçevede emisyon ticaret sisteminin teknik boyutları üzerinde de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Meclisimizin yeni yasama döneminde gündemine sunmayı planladığımız konulardan biri de yargı süreçlerini hızlandıracak e-tebligat konusudur. Bu konuda hazırlanan taslak belirli bir aşamaya geldi. Bununla birlikte nitelikli iş gücünün ülkemize çekilmesine yönelik oluşturulan tek viza programı için gerekli idari ve teknik altyapı konusundaki çalışmalar da son aşamaya gelmiş durumda. Enerji sektörü yatırımları ile ilgili süreçleri iyileştirilmeye yönelik mevzuat değişikliği ihtiyaçları tespit edildi ve bu konuda da yeni adımlarımızı hızla atmayı planlıyoruz.